İyi geceler sevgili seyirciler. Önemli ve farklı bir konuyla karşınızdayız bu gece. Birkaç haftadır Osmanlıları ele almıştık biliyorsunuz. Bu hafta ateizm konusunu Türkiye'de kurulan ilk resmi dernek olan Türkiye Ateistler Derneği'ni ve ateizmin ne olduğunu tartışacağımızı da duyurmuştuk daha önceki haftalarda. İki konumuz olacaktı. Konunun önemine binaen üç konuğumuz var şu anda. Sayın Tolga İnci, Türkiye Ateistler Derneği kurucusu ve geçici genel başkanı. Pardon, affedersiniz. Ateizm Derneği. Ateizm başında Derneği. Türkiye'de yok, ateistler de yok. Sadece ateizm Derneği. Sadece Ateizmler Derneği'nin geçici başkanı Sayın Tolga İnci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ürün Desen, derneğin kurucu üyesi, hoş geldiniz. Ve Sayın Selin Özkohen, kurucu üye, derneğin herhalde en genç üyesi. Hoş geldiniz. Hoş. Sevgili seyirciler, bu gece ateizm nedir? Türkiye'de çağ atladık herhalde. Türkiye'de AKP iktidarı böyle bir derneğin kurulmasına nasıl izin verdi? Bu derneğin amacı ne? Ateizm nedir? Ateizmin türleri, yaratılış, evrenin bizim, var olan her şeyin yaratılışının sırları. Yaratılışın arkasında kim var? Tesadüf mü var yoksa bir yaradan mı var? O yaradanın adı Tanrı mı, Allah mı yoksa başka bir şey mi? İnançlara göre çünkü Tanrı isimleri değişiyor biliyorsunuz. Türkiye'de ateistler ne istiyor? Ateistlerin hakları nedir? Bu haklar kendilerine tanınıyor mu? Gibi pek çok konuyu ele alacağız. Programın başında Tolga Bey'e dedim ki oturduğumuzdan stüdyoya rahat olun. Bu gece burada karşınızda hani tartışacağınız başka bir konuk yok. Ama ben arada bir şeytanın avukatlığını yapacağım deyince aklıma geldi, sordum. Peki şeytana inanıyor musunuz diye. Ne dediniz? Hayır. Peki. Sizden başlayalım Tolga Bey. Bu derneğin öyküsünü ya da daha doğrusu şöyle. Şimdi izleyicilerimiz sizi başka kanallarda gördüler kısmen. Ama burada ilk kez görüyorlar. Burası biraz daha farklı bir saha, platform, alan. Kendinizi kısaca tanıtın. Bütün konuklarımızdan kısaca tanıtmasını rica edeyim. Sonra konumuza girelim. Buyurun. Siz kimsiniz önce? Tamam. Adım Tolga İnci. Robert Kolej mezunuyum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Elektronik, 2 yıllık elektronik bölümünde. Daha sonra da Açık Öğretim İktisat Fakültesini bitirdim. Şu anda da bilişim sektöründe çalışıyorum bir özel bir şirkette. Kısaca bu yani benim özgeçmişim böyle. Lise Robert Kolej. Evet. Sonra Boğaziçi. Evet. Hangi bölüm dediniz? Elektrik, Elektronik Meslek Yüksekokulu Elektronik. Sonra Anadolu Üniversitesi Ekonomi Açık Öğretim. Doğrudur. Evet. Burada her şeyi rahat konuştuğumuz için soracağım. Tabii. Şimdi liseyi Robert Kolej'de okumak bayağı başarılı bir öğrenci olduğunuzu gösteriyor. Hı hı. Sonra mesela niye Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 yıllık bir fakülteden mezun olmadınız? Açık öğretim oldu. O bu biraz inanç, din, uğraşlar falan, hayat onlar mı etkiledi? Şöyle başka bir uğraşım daha var benim. Ben aynı zamanda müzisyenim. O yıllarda müziğe fazla kaptırmıştım biraz kendimi. Okulu boşladım. Ama 2 yıllık bölüme girmem de biraz tembellikten oldu yani. O sırada 2 aşamalı bir sınav sistemi vardı. ÖSS daha ziyade zeka testi gibi bir şeydi. Onu kolaylıkla yapıp yüksek bir puan elde edebildim. ÖYS daha bir bilgi artı bir de bana göre ezber gerektiren bir sınavdı. Onu pek ona pek çalışmadım açıkçası. Biraz kolay yolu tercih ettim. Ben o elektronik 2 yıllık bölümünü de yani bir mesleğim olsun. En kötü ihtimalle müzisyenlikten çok iyi para kazanamazsam bunu yaparım diye düşünmüştüm. Eskiden de bizim gençliğimizde hiçbir şey olamazsanız gazeteci olursunuz diye bir şey vardı. Evet. Yani tabii elektronik öyle bir şey değil ama öyle oldu neticede. Ben de elektronik üzerine gitmedim. Microsoft sertifikaları aldım. Bilişim uzmanlığına yöneldim. Ve işte yaklaşık 15 yıldır da bilişim sektöründe çalışıyorum. Kaç yaşındasınız? 42. Evet. Ekleyeceğiniz varsa buyurun. Yok yok. Müzisyen derken bir yerde çalışıyor musunuz? Yoksa beste mi? Yani şöyle, hangi düzeyde ve ne tür bir müzisyenlik?
Şu anda hala bir grubumuz var. Şantaj adında bir grubumuz var. O da herhalde 90 yılında başlamış olsa, yani 24-25 yıldır var olan bir grup. Daha çok cover, yani şarkılar çalıyoruz. Kendi şarkılarımız da var ama barlarda sahne, İstanbul'da. İstanbul'daki bazı barlarda sahne alıyoruz. Halen de devam ediyor. Evet, peki, teşekkürler. Ürün Hanım'dan rica ederim. Siz kimsiniz? İsmim Ürün Desen. Doğma büyüme İzmirliyim. Son 6 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Beykent Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünü bitirdim burslu olarak. Yan dal olarak da psikoloji aldım. Henüz o konuyla alakalı, yani sanat yönetimiyle alakalı bir iş yapmadım. Onun haricinde çok uzun süre profesyonel modellik yaptım. Hatta ülkemi de yurt dışına temsil de ettim. Yarışmalarda mı? Evet. Hangisindeydi? Çin'de düzenlenen bir yarışmaya gönderdi beni Best Model Komitesi. Yakın bir zamanda mı? Yok, hayır. 2007. Miss Tourism Queen. Kaç yaşındaydınız ki 2007'de? 20 yandım sanırım. Peki. Onun haricinde Ateizm Derneği ile alakalı daha önce çalışmalarımız oldu. Fakat dernekleşme kısmına geçememiştik. Son birkaç aydır da bütün zamanımız aslında hepimizin dernek alıyor, dernek çalışmaları alıyor. Onunla ilgileniyoruz. Kendinizi bildiğinizden beri mi ateistsiniz? Evet. Yoksa hani bir inancım vardı, sonradan değiştirdim mi? Tabii şimdi o zamanlar çocuk olduğum için kavramlar bana çok yabancıydı. Ama sonradan dönüp baktığımda o zaman ateistmişim diyebiliyorum. Şöyle söyleyebilirim. 3-5 yaşlarımda falan aslında deizme denk geliyor benim için inanç. İlkokul 2'ydim. Ateisttim artık, teknik olarak ateisttim. Onu da dediğim gibi, yani bir ortaokul çağlarında falan geriye dönüp baktığımda neyin ne olduğunu anlayabildiğim zaman gördüğüm bir şey. Yani 8 yaşında aslında ateist olmuştum. Onun öncesinde tabii ki gelgitler oluyordu. Var mıdır? Nasıl bir şeydir? İnanç nedir? Allah nedir? Nerededir? Gibi soruları sürekli soruyorsunuz tabii kendinize. Kendinize mi sordunuz bunları? Ha, kendime dediniz de çevrenize de sorup bilenlere veya evet, kitapları karıştırarak bunlara yanıt aradınız. Tabii tabii. Yani zaten okumayı söktükten sonra bütün okumak istediğim ve ilgilendiğim konuların hep bilimsel konular olduğunu fark ettim. Benim bir tane böyle 5 ciltlik bir çocuk ansiklopedim vardı. Orada en sevdiğim konular uzayla, gezegenlerle ilgili olan, galaksilerle ilgili olan kısımdı. Daha sonra babam Cumhuriyet Gazetesi alırdı ve onun cumartesileri verdiği bir bilim teknik eki vardı. O en çok sevdiğim şeylerden birisiydi. Yani sürekli böyle bir bilimsel bilginin içinde büyüdüm ve sorularımı onlara sordum. Ve aileme de sordum ama beni hiç yönlendirmediler. Vardır, yoktur. Yani şu an aklın ermez, büyüyünce konuşuruz deyip genelde konuyu kapattılar. Aslında kendi kendime. Ailede ateist var mı? Evet. Şimdi program başında şunu belirtmemizde Tolga Bey fayda var. Yani bu programda bir kere rahat olun. Bir örnek vereceğim. Biz yıllar evvel çingenelikle ilgili bir program yaptık. Türkiye'de çingenelik kötü görülen bir kavram idi. O yüzden siyasiler, başbakan, diğer politikacılar, hep yazarlar, gazeteciler bile roman dediler onlara. Çingenelik kötü bir kavramdır. Bunlara biz kibarlaştıralım, roman diyelim dediler. Ama biz hakiki çingene bir vatandaşımız da, önemli bir yazar, adı Mustafa Aksu. 80 küsur yaşında, geçenlerde de bir üniversitede karşılaştık, tekrar programımıza da çıkacak. O programda dedi ki sürekli olarak, ben roman falan değilim, ben çingeneyim. Bütün izleyicilerimiz, ya sen çingene olamazsın derken, o hayır, ben çingeneyim, çingenelik kötü bir şey değildir diyordu. Şimdi bu örnekten yola çıkarak, size bu bir inanç, hepinizin mesleği var, işi gücü var, bu ülkenin vatandaşısınız. Bu programda bir kere rahat olmanızı ben istiyorum, diliyorum. Çünkü o zaman hem ben soruları daha rahat sorarım, hem siz daha rahat yanıtlarsınız. Ateizm deyince de bazı insanlar için belki lanetlenecek bir inanç, inançsızlık gibi olabilir. Ama birçok insan için de, bilim insanı, çok ünlü insanlar için de ateizm iyi bir şey.
O yüzden biz buna nötr, yani ben soru soran kişi olarak tarafsız bakmaya çalışacağım. Yani bu soruları sorarken de arkasında bir art niyet var gibi düşünmeyin, rahat olun. Ailenizde ateist var mı derken sorgulamak için sormuyorum onu. Yani bu ateizmin kökenleri nereden geliyor? Birdenbire okuduğunuzda mı öyle oldunuz? Aziz Nesin yıllar evvel bizim programımızda ben Kur'an-ı Kerim'i çok okuduğum için ateist oldum demişti. Mesela çok okuduğunuz için olabilir. Çevrenizin baskısı altında kaldığınız için ateist olabilirsiniz. Bir yerde sosyolojik bir sohbet etmiş oluyoruz burada. Ailem yönlendirmedi ama ailede ateist var dediniz. Ben onu çok sonra öğrendim. Yani büyüdüğüm zaman öğrendim ateist olduklarını. Zaten şöyle bir şey oluyor. Her çocuk aslında dinsiz doğuyor ve doğduğu coğrafyaya göre inançları şekilleniyor. Siz çocuğu, bireyi rahat bıraktığınız zaman kendi yolunu seçiyor. Ve bende de böyle oldu. Ama bende ilginç bir durum da oldu. Çekirdek aile ateist fakat sülalede çok fazla dindar var. Hem de tutucu denebilecek kadar dindar var. Dolayısıyla ben aynı zamanda dinin de içindeydim. Her görüşmemizde onlardan dini bilgi alıyordum ve dini yaptırımlarla karşılaşıyordum. Fakat hep bir anne babanın tamponuyla da korunuyordum. Ve benim şöyle bir şansım oldu. Bilimsel bilgiyle dini bilgiyi sentezleyip hangisinin doğru olduğuna kararı kendim verdim aslında. Bıraksalardı belki ailem, o beni koruma psikolojisine girmeselerdi, inanıyor olabilirdim. Ya da bir süre daha uzun yıllar inanmaya devam edebilirdim. Aileniz sizi korudu yani. Şöyle korudu, yani hiçbir kendilerinden de korudular. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani beni ateizme de yöneltmediler ama dinin beni şekillendirmesine de izin vermediler. Kendi yolumu kendim seçmeme olanak tanıdılar. Yani aslında bizim etkimizde kalarak inancını, evet, oluşturma. Evet, çünkü ben onlara soruyordum hani Allah nerede, bizi izliyor mu? İşte çocuk olarak sorguluyordum ve bana sürekli şu an anlamazsın, yaşın küçük, büyüdüğün zaman konuşuruz deyip aslında hep ötelediler sorularımı. Büyüyünce konuştunuz mu peki? Ben zaten ateist olmuştum. İşte olduktan sonra konuştunuz mu? Evet, evet. O zaman öğrendim zaten onların da ateist olduğunu. Peki, devam edeceğiz. Üçüncü konuğumuz Selin Özkohen. Siz de hoş geldiniz. Dediğim gibi bu misafirlerimizin en genci sizsiniz. Siz kimsiniz? Evet, adım Selin Özkohen. 19 yaşındayım. Ben bu sene... Yani daha üniversiteye girmedim, bu sene üniversite sınavına gireceğim. Umarım gazeteciliği kazanırım. Zaten az önce dediniz ya, hani bir şey olamazsınız, gazeteci olursunuz gibi bir şey. Ben demiyordum da yani, bizim gençliğimizde öyle söylüyorlardı. Bir mesleğin olmazsa, hatta biz üniversite mezunu gazeteci olunca çok şaşıranlar olmuştu. Niye başka iş bulamadın mı, üniversite mezunu gazetecilikte ne işi var deniyordu 80'li yıllarda. Ben demiyorum tabii. Şimdi i̇şte, profesörler de gazeteci olmaya çalışıyor. İşte ben de hani ideal gibi bir şeydir zaten gazeteci olmak. Yani biraz hani bir nebze olsun insanları aydınlatayım gibi. Çünkü o kadar çok fazla dezenformasyon var ki ortalıkta. Bari bir şeyler yapalım yani. Yani biraz hani idealist, yani bu konuda idealist olan gazeteciler olsun diyordum. Neyse işte umarım gazeteciliği kazanırım. Amaçlarım bu. Yani üniversiteye girip gazetecilikten mezun olayım, gazeteci olayım. Belki kitapta yayınlarım, bilmiyorum. Yani daha çok var yani. Hakiki 19 yaşındasınız ama, evet, değil mi? Yani mesela 17 yaşındaki birisiyle din konusunu konuşmak yasal mı değil mi onu hiç bilmiyorum ama konuşulabilir herhalde. Evet. Rütük kuralları ne diyor bilmiyoruz ama siz 18'den büyük olduğunuza göre sorun yok. Evet. Bu dernekle, ateizm derneği ile ilgili ilişkiniz nasıl oldu? Arkadaşları nereden tanıdığımızı soruyorsanız. Yok yani, onu da söyleyebilirsiniz. Yani derneğin kurucu üyesisiniz. Evet. Tanışıyordunuzda ben de kurucu mu olayım dediniz. Şimdi resmi olarak en aşağı 7 tane bir dernek, hani resmi olarak kurulabilmek için en aşağı 7 tane kurucu üye lazım.
Ve hani kim yapar, kim buna hazır, kim kabul ederim ben yaparım der diye bir soru ortaya çıktı. Biz de yaparız dedik yani ve imzaladık. Yani hani şöyle bir söz var ya, okeyde dördüncüyü aramak gibi, dernekte de yedinciyi aramak için mi sizi üye yaptılar? Yok, hani zora kalıp da seni de alalım gibi bir durum olmadı. Hani hani zorunda kalıp da ha tamam 19 yaşında ama yine de şey yapalım gibi bir durum yoktu. Ben çok hani eskiden beri bu oluşumlarda varım. Bayağı uzun zaman oldu. Hatta Tolga Bey'i de uzun zamandır tanıyorum. Açıkçası işte internetteki platformlardan tanışıp bir araya gelerek evet artık zamanı geldi böyle bir dernek kuralım deyip de bu girişime girdik. Siz neredesiniz? Ürün Hanım İzmirliyim ama İstanbul'da yaşıyorum dedi. Ben de İstanbulluyum. İstanbullusunuz, peki. Tolga Bey, konuya girebiliriz şimdi değil Buyurun. Mi? Nedir ateizm? Ondan tabii ona da girelim ama derneğin şöyle nasıl ortaya çıktığını kısaca özetleyebilir miyim? Olur tabii. Şimdi bu son dönemlerde tam tarihini hatırlamıyorum ama 2003 yılında olduğundan eminim. Bir şirket bir anket yayınladı ve ona göre Türkiye'deki ateistlerin %51'i Allah'a inanıyor. 61'i hem de. Yani daha da yüksek bir rakam. Sizin açıklamalarınızda öyle yazıyor. %61. Evet yani diye. Şimdi tam emin değilim rakamdan ama yüksek bir rakam yani yarısından fazlası falan gibi. Yani sinirlenmişsiniz bunun üzerine. Buna biraz... Hatta telefonla bağlanacak doçent doktor İzzet Murat Güler var. O da sinirlenmiş. Hep birlikte sinirlenmişsiniz. Yani bozulduk falan diyebiliriz. Yani sinirlenmek belki tam tabir değil ama üzüldük yani. En çok üzüldük herhalde. Yani ya bu ankette bir yanlışlık var veya gerçekten ateizm tanınmıyor. Ne olduğu bile bilinmiyor Türkiye'de yani. Ha yani bu nasıl ateizm dediniz herhalde. Evet tabii ki. %61'i inanıyorsa... Yani ne olabilir? Onlar deist olabilir mesela. Ateist değiller. Yani dinsizler falan olabilir belki. Deistleri de alıyor musunuz derneğe? Tabii ki. Tabii ki. Yani aslına bakarsanız derneğimizin tüzüğünü okuyan, kabul eden, amaç ve ilkeler belgemizi okumuş, kabul etmiş, benimsemiş, özümsemiş herkesi. Yani dindar bile olsa mümkün. Teoride mümkün yani. Pek o amaç ve ilkelerdeki hedeflerimizi her dindarın tabii paylaşacağını veya benimseyeceğini pek tahmin etmiyoruz ama benimserse yine kapımız açık yani. Yani Müslümanları, Hristiyanları, inanç sahibi olanları da derneğe isterse yani, alırız diyorsunuz. Evet yani kapıya ateist metre takacak halimiz yok sonuçta. İnsanların aklını zihninde okuyamayız. Yani bence aslında birine böyle bir şey sormak bile ayıp bir şeydir. Yani hangi dindensin veya dinsiz misin, ateist misin? Soru abes bir soru ama aslında. Bir dernek olduğuna göre. Evet ama o soruyu biz sormayacağız yani. Dediğim gibi bu bizim belgelerimiz. Kim gelirse üye olmak isteyen olursa tabii ki alırız diyorsun. Tabii ki. Yani burada tabii bizim bir referans şartımız var. Ve sanıyorum yayında da alttan geçecektir Facebook sayfamız var, Twitter hesabımız var, web sitemiz var. Benim haberim yok öyle mi? Siz öyle mi konuştunuz? Benden habersiz kim ne iş yapıyormuş bir bakayım. Siz bizim asistanlarla mı konuştunuz altyazı geçecek diye? Yani geçerse iyi olur dedik ama bilmiyoruz tabii. Yani, geçer mi bu saatten bakayım, sonra? Bakayım ne? İyi oldu bunu söylediniz. İnşallah bu dakikaya kadar geçmemiştir benden habersiz bir şey bir bakalım. Yok geçmedi sanmıyorum. Evet. Evet neyse bu... Bir sakıncası yok bu arada söyleyeyim. Siz ne verdiniz? Sizin... Facebook, Twitter, web sitemiz bir de Twitter'da hashtag verdik. Şey, ateizm derneği kuruldu. Diye. Tamam. Böylece canlı yayında öğrenmiş oldum arkadaşlar. Bir sakıncası yok yazabilirsiniz. Peki. Peki teşekkürler. Bu hadiseden biz de biraz etkilendik ve hepimiz yani bu ilk çekirdek kadro, İzzet Murat Güler'in de içinde bulunduğu çekirdek kadro bir süredir bir dernekleşme işleriyle ilgilenmekteydi. Ben mesela 2012 yılında başka bir dernekleşme girişiminde yer aldım. Başarısız oldu. Yine Murat ve arkadaşları ateizm üzerine değil ama yine bir dernekleşme işin içinde bulunup başaramamışlar. Murat ve bazı... Niye başaramamışlar? Yani siyasi nedenler. %90'ı siyasi nedenler. O yüzden bu sefer ona çok dikkat ettik. Siyasi söylemleri, ideolojik kaygıları derneğe yansıtmamak konusunda çok kararlıyız. Ve o formül başarılı oldu. Yani siyaseti içine sokmayınca başardık. Ama bu bir araya gelen ilk çekirdek 3-4 kişinin arasında bu daha önce Adnan Oktar'a dava açan arkadaşlarımız var. Adnan Oktar suç işliyor diye bir hatta web sitesi kurmuşlardı. Murat Bey de onlar arasında. Niye?
Sürekli işte komünistleri, ateistleri aşağılama yüzünden hakaret ediyorlar yani. Hakaret ettiler. Dezenformasyon da yapılıyor komünizm veya ateizm hakkında. Onlar bir tutuluyor falan. Her ateist komünist. Yani bazılarına göre ateist olan komünist mi olmuş? Tabii tabii. Tabii, aynen öyle. Terörist falan hepsi oluyor yani. Siz öyle misiniz? Yani terörist değil de komünist misiniz? Yok mesela? Ben değilim. Evet. Yani siyasi görüşümü zaten ben hani uzunca bir zamandır forumlarda, Facebook sayfalarında, tartışma gruplarında filan ben bazı siyasi şeyler de yazıyorum. Kimse ne olduğumu henüz çözebilmiş değil yani. Ben de açıklamıyorum. Hayır, bence bu gece açıklayın da ilk bombayı patlatalım. AKP'ye oy verdim dermiştiniz mesela. Yok, yok, vermedim. Onu söyleyebilirim. Hiç vermedim. Var mısınız yani. Da mesela AKP'ye oy veren? İçimizde yani şu bizim 11 kurucu üyemiz var. Ve üye alımına daha yeni başlayacağız. Herhalde pazartesinden itibaren başlarız. Şu andaki nasıl üye? Başvuru olarak aldık. Başladık. Evet, başvuruları aldık. Yani şu andaki kurucularımız arasında yok diyebilirim. Kaç yani. Kaç kurucunuz oldu? 11. Dernek kurmak için 7 kişiydi. 7 yeterliydi. Biz 11 verdik. 11 kurucunuz. Öyle evet. Denk geldi. Çünkü bir de şey yani Selin gibi ya ben kurucular içinde yer alayım diyenler var. Yani hani ihtiyaçtan öte yani bir orada ilk kez Türkiye'de böyle bir dernek kurulacaksa tabii kuracağımızdan da biz pek emin değildik. Yani biz var. Başvuru yaptınız ama bakalım yanıttan emin yanıttan şüpheliydik yani. Zorluk çıkarabileceğinden endişeliydik. Öyle bir şey olmadı. Ve o ilk 11 kişi neticede öyle veya böyle hani bir tarihe geçmiş oldu o isimler diye düşünüyorum. Orada yer almak isteyenler de o yüzden 7'den fazla oldu. Yani 7'de bırakalım diye düşünmüştük başta ama. Her parti kurulurken herkes kurucu olmak ister. İktidara gelinirse milletvekili bakan olayım diye de sizin evet. Dernekte niye herkes kurucu olmak istedi? Ne olacak ki ileride? Hiç. Bir şey olmayacak. Sadece yani siyasi açıdan. Bir yedim. Tane büyük ihtimalle 20 metrekarelik ofisimizin duvarına bir plaket 11 kurucuyun adını yazacağız filan o yani. Özellikle istemekten kaynaklandığını zannetmiyorum. Sonuçta en aşağı 7 kişi lazım. Ve insanlar aman ben olmayayım, ben imzalamayayım diye tereddüt etmediği sürece niye olmasın yani? Tabii. Yani özellikle 20 de olurdu, 30 da olurdu. Kanunen bir sınır yok orada. İstediğiniz kadar kurucuyla kurabiliyorsunuz. Özetle biz bu şekilde bir araya geldik ve ateizmin veya dinsizliğin kurumsallaşması ve temelde hak mücadelesi çerçevesinde birleştik. Çünkü gerçekten artık hem bu ön yargılar nedeniyle ön yargıların biraz kırılması, ateizmin, ateistlerin, dinsizlerin doğru tanınması toplum tarafından ve artık bunun gizli saklı olmaması. Bakın biz çıktık işte televizyonda konuşuyoruz ateistiz diye, dinsiziz, deistiz neyse artık. Bunun yani normal görülmesini istiyoruz. Biz nasıl ki en azından ben kendi adıma konuşayım. Hiçbir Müslümana, Hristiyana veya Museviye farklı davranmıyorsam sadece dini nedeniyle ben davranmam yani. İnsanın o kişiyi tanımak isterim. O kişiyi tanıdıktan sonra ona göre kararımı veririm. Aynı şekilde bizi de ön yargıyla etiketlemeden tanımalarını istiyoruz insanların. Ve işte şu yine anketlerde en yüksek komşum ateist olmasın da ne olursa olsun. Gerekirse hırsız olsun ama ateist olmasın falan. Gibi ön yargılardan arınmamızı temenni ediyoruz toplum olarak. Derneğin amacı esas olarak bunlardır. Ateizmin tanıtılması, hak mücadelesi, yardımlaşma, dayanışma. Özetle bunlar yani. Yeni yasalarımıza göre bu Avrupa Birliği sürecinde çıkan yasalara göre dinsizliğin kurumsallaşmasını istedik dediniz. Evet. Dinsizliği anlatmak yani evet. Bazılarına göre dinsizliğin propagandası da serbest değil mi? Yani İslamiyet'in, Hristiyanlığın öyle yani, olması gerekir. Değil mi? Öyle olması gerekir. Siz Avrupa Birliği yasalarına, uyum yasalarına falan bakmadınız mı? Yani ileride başımız hukuken sıkıntıya girer mi, girmez mi? Yani ben şahsen bakmadım ama avukat arkadaşlarımız var. En azından amaç ve ilkeler belgesinde belirttiğimiz, tüzüğümüzde yazdığımız şeylerin hukuki olarak Avrupa'da veya Türkiye'de hatta Türkiye'de de bir sorun teşkil etmediğini söylediler. Ama Avrupa müktesebat deniyor sanırım. Onu da incelemiş değilim ben şahsen. Ama hukuk komisyonumuza danışmamız gerekir bu konuda sanırım. Medyanız var mı sizin? Yani gazeteniz, mesela, bülteniniz, radyonuz, yok. Televizyonunuz. Yani 11 kişinin televizyonu olabileceğini pek tahayyül edemiyorum. İçinizde ben.
çok büyük iş adamları yok, Sabancı Koç yok. Gibi birisi olabilir. Bir kişi bile yeter, 11 kişiye tabii, gerek yok ki. Tabii haklısınız biz ama yok. 101 kişi bir araya geliyoruz, bir şey kuramıyoruz da yani. O zaman sayı, gösterecek. Sayıyla yani. İlgili değil. Doğru. İster misiniz medyanızın olmasını? Yani ben isterim. Çünkü dinsizliğin kurumsallaşmasını istediğinize göre bunu nasıl anlatacaksınız? Yani bugünlerde evet. Pek çok televizyona çıktınız, şimdi buradasınız. Yarın birkaç tane daha olur, sonra konuşacak ortam bulamazsınız. Şöyle, ya biz de şunu anlatalım dersiniz, popülerliğe gider bu konunun. Evet. O yüzden kendi bülteniniz, ne bileyim evet. Gazeteniz, derginiz olsun isterseniz yani, diye düşünüyorum. Olabilir ama şu aşamada öyle bir kararımız yok açıkçası. Zaman içinde bakılabilir. Şu anda ilk önce ani bir şekilde kurulduğumuz için biz açıkçası bir günde niye, bir günde... aceleniz neydi? Ani bir şekilde. Şöyle, biz başvuruyu verecektik. Orada bir yıl o işlemde kalacaktı, üst mahkemeye gidecekti falan diye düşündük biz açıkçası. İki günde iş bitince bazı konularda yetersiz kaldık açıkçası. Şimdi o eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Çağrı merkezimizi düzgün işletelim. Elimizdeki insan kaynaklarıyla e-mailimizi cevaplayabilelim. Ne bileyim, Facebook sayfamıza gelen yüzlerce mesajı cevaplayabilirim. Bizim derdimiz şu anda bunlar açıkçası. Çağrı merkeziniz ne? Hani Diyanet'in danışma hattı gibi bir şey mi bu? Değil. Yok. Değil. Ne? Yani derneğimize 800'lü bir numara 850'li herhalde. Bir numara. 850-840-2337. Ne için bu? Yani bu konu mesela, nedir diye merak edenler sorarsa yanıt vermek için mi? Aynen, yani şöyle, ateizm nedir sorusunu cevaplamak için değil. Bu hattın amacı haksızlığa uğramış insanları, en temel amacı o. Yani yardıma ihtiyacı olan. Şikayetleri ve yardım isteyenleri. Evet, üye olmak isteyenler, dernek hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, bunları cevaplıyoruz. Ama ateizm hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri forumumuza yönlendiriyoruz. Yani orada 5 dakikada ateizm şudur budur, türleri budur diye açıklama yapacak vaktimiz yok açıkçası. Ve o hattın ben buradan bütün Türkiye'de bizi seyreden herkesten çok rica ediyorum. O hattı lütfen bloke etmeyin. Özellikle de tebliğ yapmak için bloke etmeyin. Yani bize yarım saat imana getirmeye çalışan arkadaşlar var maalesef o hatta. Ha, misyonerler var. Oradan yani arayıp. Biz misyonerlik yapmıyoruz diye 50 kere söyledik. Ama oraya arayanlar misyonerlik yapıyor. Ne diyorlar? Evet. İmana gelin falan diyorlar işte. Ha, tehdit falan da var mı orada? Tehdit falan da var, evet. Daha başla. Var ya, ufak tefek bir şeyler var. Çok ciddiye almadık ama açıkçası belki de ciddiye almak gerekir diye düşündük. Şimdi bu akşam onları bir zip dosyası haline getireceğiz. Facebook sayfamıza, e-mailimize ve çağrı merkezimize gelen tehdit mesajlarını toplayacağız ve valiliğe başvuracağız. Yani belki de ciddiye almak gerekir. O yüzden bakalım, kabul olursa bir koruma talebimiz olacak devlette. Evet, Türkiye'de bu konuları ciddiye almak gerekir. Yani çünkü yaşananları görünce bazen çok farklı durumlar çıkabiliyor. Ama şunun üstünde biraz duralım. Çağrı merkezinizi arayıp size ne diyorlar? Ya da o bant mı çıkıyor, görevli mi çıkıyor? Bizim cep telefonlarımıza yönleniyor. Şu yani anda mesela evet. Ben aradığım zaman karşıma evet. Bant yayın çıkmayacak. Hayır, canlı bir sizlerden biri çıkacak. Canlı birisi çıkacak. Ne diyor arayan kişi sizlerden birisinin karşısında buluyor? Müslüman olun mu diyor, imana mı gelin? Tabii öyle ne, şey. Ne diyor mesela? Yani, nasıl ne bileyim mesela şeyler var işte. Siz nasıl ateistim diyebilirsiniz ki işte Allah varken filan. Allah var, hala siz neyi inkar ediyorsunuz? Ne bileyim böyle bu gibi şeyler yani. En çok popüler olan söylenti sanırım aynı zamanda Facebook'ta ünlü olmuş bir otomatik cümle de olmuş. Hani en çok gelip de aynı cümleyi kopyalayıp bizim çağrı merkezimize söylenmeye çalışılan cümle şudur. İşte sizin derneğinizin bir başkanı, bir yöneticisi var mı diye soruyorlar. Evet deniliyor. Şu soru da getiriyorlar. İşte küçücük bir derneğin başkanı varsa kainatın nasıl bir yöneticisi olamaz diye düşünebilirsiniz gibi soru. Ve hani biz bu sorunun Facebook'ta bir sürü sayfada da kopyala yapıştır tekniğiyle yayıldığını bildiğimiz için bu insanların hani bu ne cümle... Ne cevap veriyorsunuz? Hı? Yani derneğin bile bir yöneticisi varsa evrenin yöneticisi yok mu sorusuna ne yanıt veriyorsunuz? Şöyle diyoruz, bu hat kesinlikle ve kesinlikle dini tebliğ, dini telkin veya din ve ateizmle alakalı bilgi vermek için değildir. Ancak ve ancak üyelikle alakalı, dernekle alakalı ve yardım talep eden insanlar için yapılan bir çağrı merkezidir. Bu konularda görüşmek ve sorularınızı
sormak istiyorsanız sizi yazılı bir şekilde e-mail ve forumlarımıza yöneltmek durumundayım diyoruz. Peki bana ne cevap verirsiniz? Aynı soruyu ben sormuş olsam. Yani sizin de bir başkanınız var. Gerçi kendisine geçici başkan diyor. Niye geçici diyorsunuz? Öyle. Çünkü gerçekten geçici olduğu için. Hayır, ama kuruluş bildirisini verirken, evet, tüzüğü verirken orada başkan, geçici. Orada aynen öyle yazıyor. Geçici yönetim kurulu başkanı yazıyor. Seçimleri mi bekliyorsunuz? Evet. Tamam peki. Yani geçici de olsa genel, şu anda başkan sizsiniz. Şu anda başkan benim, evet. Peki. Derneğinizin bir başkanı var. O zaman Evren'in niye bir başkanı yöneticisi olmasın? Ben sormuş oluyorum. En basit şekilde söyleyeyim. Aslında bizim başkanımız, yani bizim açımızdan illa bir başkan olsun, bir otorite ya da hiyerarşi olsun demiyorduk. Sadece devlet böyle bir zorunluluk getirdiği için illa tüzükte, kağıt üstünde başkan kimdir diye bir isim yazmak zorunda olduğumuz için bir başkanımız var. Yani aynen. O şekilde açıklamak. Mecburen. Yani mecburen. Yoksa biz başkan olsun istemiyoruz açıkçası. Dünya içinde, evren içinde bir mecburen başkan, yönetici yaratan olamaz mı? Mecburen derken? Şimdi mecburen derseniz, o yaratıcı demek ki mecburen yapıyorsa bunu, onun da yaratıcısı olmalı. O zaman ben onun yaratıcısı kimdir? Tamam, o neyse, her kimse sonuçta bir yaratan, en son bir yere kadar giden bir yaratan noktasına gelmiş oluyoruz. Gezegenler birbirine çarpmasın diye, yıldızlar değil mi, milyarlarca yıldız birbirine çarpmasın diye Ürün Hanım astronomi okuduğunda söyledi. Güneş bize 10 metre daha yakın olsa biz burada kavrulacağız. Hı hı. Güneşle dünyanın arasında 150 milyon kilometre var. 150 milyon kilometre içinde 10 metre daha bize yakın olsa güneş, biz burada kavruluruz, ölürüz. Yani mecburen dediğim o. Hı hı. Yani bu dengenin kurulmasını, dengeyi kuran birisi yok mu? Aslında ona bakarsanız bir denge yok gibi. Çünkü hani bu dünyada neden canlı olabiliyor? Çünkü uygun bir mesafedeyiz. Ama mesela Merkür'de yoktu. Çünkü çok yakın. Venüs'te yoktu. Çok yakın olduğu için. Ya da mesela, yani aslında dengeden ziyade bizimki yaşama uygun oldu. Diğerleri, yani birçoğu uygun değil. Tamam. Yani. Peki bunlara daha sonra geleceğiz biraz daha ayrıntılı, tamam, olarak. Tolga Bey derneği anlatıyordu. 800'lü hatları, 850'li, evet, hattınızı söylediniz çağrı merkezine. Evet. Sizi imana çağıranlar var orada. Arada da tehdit, evet, edenler var dediniz. Maalesef, evet. Yani çok değil yalnız, onu söyleyebilirim. Bir, yani sevindirici olabilir. Çünkü daha fazla bir tehdit bekliyorduk. O kadar olmadı. Yani aslında bakacak olursanız, yani belki bütün bu verilen mesajların %10'unu falan teşkil ediyordur bu tehditler falan. O sevindirici. Yani daha çok tehditten çok tebrik aldık bir kere. O kesin yani. Vallahi şu anda sevinçliyiz. Twitter'a bakıyorum. Twitter'da sizleri kutlayan çok insan var. Cesaretlerini kutluyoruz, tebrik ediyoruz diyorlar. Bizim gibi bizim düşüncelerimizi savunacak arkadaşlar diye, evet, mesajlar geliyor. Güzel. Çok ters bir mesaj ileti şu ana kadar gelmedi. Güzel. Gelenler arasında inanç ile inansızlığı sorgulayan bazı sorular var. Ama öyle tehdit ya da vay bunlar kafirdir şeklinde, hı-hı, hiçbir şey gelmedi şu ana, evet, kadar. Bizim, güzel, programda da genellikle gelmez öyle şeyler. Çok, evet, istisnai provokatör olursa sizin, ayrı. Tabii izleyici kitlesi de biraz farklı o evet, açıdan da olabilir yani. Peki bu mitinglerde mesela kendinizi gösterecek misiniz? Evet. Birdenbire 2 yıldır antikapitalist Müslümanlar çıktı. Evet. Yani böyle bir şey Türkiye'de beklenmiyordu. Evet. Müslümanız ama antikapitalist diyorlar, çıktılar. Daha önce kendilerine işte bazı mağduriyetleri oluyordu. Eşcinseller çıkmıyordu ama 1 Mayıs'ta özellikle kendi flamaları, bayraklarıyla çıkıyorlar. Hı hı. Şimdi bunlar arasında bir benzetme yapmadan sormuş oluyorum. Siz de böyle mitinglerde, evrensel bayramlarda, hı hı, 1 Mayıs gibi, evet, çıkmayı düşünüyor musunuz? Çıktık yani ateistler, nerede çıktınız? 23 Nisan'da da vardık, 1 Mayıs'ta da vardık. Bundan sonra ne kadar resmi bayram varsa hepsinde de olacağız. Basında yer aldım, ben mi kaçırdım? Biz yani Facebook, kendi pankartınızda falan mı çıktınız? Facebook sayfamızda yayınladık. Oradan paylaştık. O kadar basında yer almadı sanıyorum. Yani gün, yani şey, ana akım medyada yer almadı. 23 Nisan için sanırım İHA'dan bir ekip geldi diyebiliyorum. Evet, İhlas Haber Ajansı çekti ama yayınlamadı sonra. Servis etmedi bildiğim kadarıyla. Peki televizyonlara nasıl çıkmaya başladınız? Siz mi haber verdiniz, biz kurulduk, hayır, diye konuşalım diye? Yoksa
Medya mı sizi fark etti, davet etti? Konu çok ilgi çekici. Bu dernek çok önemli bir dernek. Çünkü tüm Müslüman ülkelerde, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve Türkiye'de ilk kurulan ilk ateizm derneği. Haber değeri çok yüksek. Dolayısıyla bize zaten medyadan çok fazla ilgi oldu. Tabii ki biz de biz kurulduk diye tabii ki haber verdik ama daha sonra çorap söküğü gibi geldi. Evet, siz tamamladınız mı? Dernekle ilgili ateizme girmeden dernekle ilgili konuşayım demiştiniz. Evet, ekleyecekleriniz varsa. Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Şu anda sadece biraz nasıl örgütlendik onu özetlemiş olduk. Biraz amaç ve ilkelerimizden bahsetmiş olduk. Yeterli bence. Amacınız tek mi? Yani dinsizliğin kurumsallaşmasını sağlamak ve bu konuda mağdur olanlara destek olmak mı? Başka bir amacınız? Başka bu var. Bunun dışında ateizmi doğru tanıtmak var. Türkiye ateistlerinin ve dinsizlerinin kendilerini özgürce ifade edebilmesini, hukuki anayasal haklarını kullanabilmelerini teşvik etmek. Çünkü yani aslında haklarımız var. Yani bugün beğenmediğimiz anayasada bile fikir ve vicdan hürriyeti vardır. Yani kendi fikirleri de özgürce ifade edebilme hakkımız vardır. Ama bu hakkı ateistler ve dinsizler maalesef pek kullanmıyorlar. Yani çekiniyorlar kullanmaktan. Mahalle baskısına uğrarız, fişleniriz, işten atılırız, şu olur, bu olur falan diye. Şu anda biz ortaya çıkarak bir kere o korkuyu da, o korku duvarını da insanların aşmasını ümit ediyoruz. Ama Türkiye'de bunları biraz göze alacaksınız galiba. Çünkü Türkiye'de herkes birbirine kızdığı zaman siyaseten de vay ulusalcı diyor, aşağılamaya çalışıyor mesela. Evet, evet. Bazen vay milliyetçi diyor. Evet. Vay dinsiz imansız diyor. Vay dinsiz imansız diyor. Vay kafir diyor. Evet. Kitapsız diyor. Evet. Yani her kesim için geçerli bu. Doğru. Mesela biz inançlara saygılıyız diyen bir partinin genel başkanı, diyelim ki Tayyip Erdoğan, hı-hı, Almanya Cumhurbaşkanı'na vay papaz diyor. Şimdi bunlara alışık, bunları yaşadığımız bir alışırız. Ülkedeyiz. Evet. Kötü gerçekler ama öyle. Öyle. 12 Eylül'den evvel ikiye ayrılmıştı. Faşist ve komünist diye suçlama vardı. Şimdi farklı. İşte çingene demek aşağılamak oldu. Hatta seçimden öncesi bakın Alevi demek bile aşağılama konusu evet, oldu. Evet. Yapıldı bazı politikacılar tarafından. Aleviler ateisttir ya da Ali'siz Alevilik diye de başbakanın söylediği sözler oldu. Başbakan için söylenen başka sözler var. Böyle Müslümanlıksa biz Müslüman değiliz diyen insanlar var. O yüzden adınızda ateizm olduğu zaman normal tartışmaları bile gördüğünüz zaman göze almalısınız bazı eleştirileri. Tabii ki. Evet, büyük cesaret hakikaten. Ben ismimizle alakalı bir şey eklemek tabii istiyorum. Çünkü bize ben deistim, sizin derneğinize üye olamaz mıyım diyenler olabiliyor. Biz sadece ana başlık olarak ateizm diye koyduk. Tabii ki yani aslında dinsiz diyebiliriz. Genel olarak yani bize deistler de gelebilir, agnostikler de gelebilir. Hatta dini baskıya karşı olan dindarlar da gelebilir. Yani gayet Müslümandır ya da Hristiyandır. Fakat seküler yapıda bir insandır. Böyle yaşamak istiyordur. Çocuğunun dini eğitimi almasını istemiyordur. Bu yani yüzden de bize gelebilir, üyemiz olabilir. İnanç baskısına uğrayanların evet, hepsi gelebilir. Evet. Bunların en başında ateizm olduğu için. Evet, evet. Ateizm en çok bilinen kavramlardan bir tanesi. Bir de şöyle olurdu. Eğer biz onları açmak zorunda kalsaydık, yani ateizm, deizm, agnostizm, işte paganizm diye hepsini sıralamak gerekirdi. Bunun da bir ucu bucağı yok. O yüzden ateizm ismi altında buluştuk ama insanlar rahatlıkla diğer inançsızlıklara mensup olan, diğer inançsızlıkları seçmiş olan insanlar da gayet rahatlıkla gelebilirler. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bu sayacağım isimlere mensup insanlar bana kızabilir, kızmasınlar. Burada bilimsel ve sosyolojik bir tartışma yapıyoruz. Şimdi eşcinseller, masonlar, yani toplumda biraz azınlıkta gibi olanlar da yıllarca kendilerini açıklamadılar. Masonlar hala bizim bildiğimiz kadarıyla
kendisi isterse ben masonum diyebiliyor. Yoksa dernektekiler şu masondur deme hakkına sahip değil. Yani bunlar arasında, bu kavramlar arasında bir benzerlik kurduğum için değil ama kimi zaman bazı düşünceler kendisini toplumdan geride tutuyor. Siz şimdi öne çıkmış oldunuz böylece. Aslında eşcinsellikle alakalı şöyle bir bağlantı kurabiliriz. Ötekiyiz. Yani kötü gözle öyle bakılıyoruz. Demek daha, evet. Ötekileştirilen öteki gibi gözüken inançtakiler, siyasi görüştekiler ya da yaşam tarzına sahip olan insanlar kendisini geri çekiyordu. Ama siz şimdi öne çıkmış oldunuz. Yani ben o benzetmeyi bu dernek kurulma aşamasındayken kendi Facebook sayfamdan yapmıştım. Ve bence doğru yani. LGBT hareketine benziyor bizim hareketimiz. Yani bir dolaptan çıkma. Evet biz gerçekten de ateistiz, dinsiziz, imansızız. Ne olacak ki? Filan yani. Buradayız ve bizi görün artık yani. Ve bizi sürekli aşağılamaktan vazgeçin. Evet. Şimdi çok soru yığıldı Twitter'da. Benim önümde çok soru var görüyorsunuz. Siz konuştukça soracak çok şey çıkıyor. Birkaç izleyicimizin görüşünü okuyayım. Musa Aydoğan diyor ki, kardeşlerimi tebrik ediyorum demiş. Galip Bey, ben ateist değilim ama hiç kimseye de gel bir din sahibi ol diye baskı yapamam. Her insan düşünme kabiliyetine sahiptir demiş. Buna benzer çok soru var. Bir başka izleyicimiz adı yok diyor ki, sizle aynı görüşte galiba diyor ki, ya Allah varsa Allah sizi korusun diyor mesela. Güzel, iyi bir temenni bu, iyi niyetli bir temenni. Evet. Evet. Aziz Nesin'den de bir örnek vereyim. Aziz Nesin demişti ki, ben cennete cehenneme inanmıyorum ama eğer cennet varsa ben cennetliyim çünkü iyi bir insanım, kimseye kötülük yapmıyorum, varsa ben cennete gideceğim demişti. Evet. O sırada 1995 veya 96 yılıydı bizim stüdyomuza geldiği zaman. Başbakan Erdoğan da İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Telefonla arıyor dediler. Bunu hep anlatıyorum ekranda. Bağlayalım mı? Bağlayın dedik. Bağladılar. Hazırlık yapmıştı Erdoğan. Aziz Nesin'e dedi ki, sen Aziz Bey dedi, kendisi rahatlıkla ben dinsizim, ateistim diyebiliyor da ben niye şeriatçıyım diyemiyorum diye aralarında konuşma olmuştu. Ve o zamanki belediye başkanı Tayyip Erdoğan telefonda olmasına rağmen hazırlık yapmış, okuyordu. Ana Britannica sayfa şu sayfaya göre şeriat şu demektir. Meydanlar Üzansiklopedisi'nde şu sayfada şeriat şöyle tanımlanıyor. Ben niye bunu söyleyemiyorum diyordu. Şimdi bakın nereden nereye gelmiş olduk. Aradan kaç yıl geçti. Sema Akyüz diyor ki, konuklarınız kutsal kitaplarının hangilerini okudular, okumuşlardır? Tümünü. Tümünü derken İbrahim'i dinlerin. Yani Sema Tevrat, Talmud da diyebiliriz. Tevrat bir kısmı çünkü. Talmud açıklamasıdır oluyor. Pardon, Tevrat'ın açıklaması. İncil, Kur'an, daha çok Kur'an. Hepiniz mi okudunuz? Ben kendi adıma cevap veriyorum. Evet, siz? Ben de okudum. Benim hepsini zaten benim ailem Musevi olduğu için hani Tevrat'ı mecburen hani biliyorum. İşte ülkenin çoğunluğu da Müslüman olunca Kur'an'ı biliyorum. Peki Musevilikte mesela siz doğduğunuz zaman her çocuk hangini söylemişti? Gülün Hanım söyledi. Her çocuk dinsiz doğuyor, coğrafyaya göre inancı oluyor diye. Siz mesela Musevi olarak doğduğunuz zaman Musevi inancına göre doğan çocuk da Musevi mi oluyor? Şöyle bir doğum. Yoksa bir tak ne? Yani kutsama olayı oluyor mu? Kutsama olayı olmuyor. O dine göre anne önemli. Hani anne Musevi ise çocuk da Musevi sayılıyor. Anneniz Musevi miydi? İkisi de Musevi zaten. Tamam. Siz Musevi sayılmadınız mı? Museviliğe göre beni Musevi sayıyorlar ama değilim yani. Sonuçta temel şartlara bakarsak. Ben sonra Musevi olmadığımı söyledim diyorsunuz. Evet yani aslında her dinin ortak şartlarına bakarsak Musevi olmanın asıl şartı Museviliğinin iddialarını kabul etmek, buna iman etmek ve ben bu şartı dolduran bir kategorisi bir isim. Otomatik olarak Musevi olamam diyorsunuz. Tabii ki yani. Yürün Hanım siz. Kutsal kitapları okuma. Ben Kur'an'ı okudum, İncil'i de kısmen okudum. Yani böyle baştan sona okumadım. Evet, siz Tolga Bey ve Selin Hanım benden bile ileride Tevrat'ı biliyorlar. Bilmek başka bir şey. Ama şimdi bana sorsanız şu ayet nedir falan hatırlamam tabii. Tabii o ezber. O ezber. Ama pek çok insan bu Tevrat'ı bile okumamıştır.
Türkiye'de. Ben de çok bilgili olduğumu söyleyemem Tevrat konusunda. Sorular... Tevrat önemli yani bence. Çünkü temeli orada yani. Birçok şeyi, oradaki kavramları İncil'de de rastlayabilirsiniz. Yani yeni ahitte, eski ahit. Eski ahit zaten Tevrat oluyor. Hı hı. Ve Kur'an'da da geçen bir sürü şeyi Tevrat'ta bulabilirsiniz yani. Evet. Gelelim mi şimdi ateizm nedir'e? Tabii. Buyurun, nedir ateizm? Ateizm hiçbir tanrıya inanmamaktır öncelikle. Tanrı iddialarını reddetmektir. Veya doğrudan Tanrı yoktur ve Tanrılar yoktur demektir. Bu kadar. Bu kadar basit, temiz, saf, fazla bir detayı olmayan böyle bir inanç ve ilkeler bütünü değil yani. Sadece bu yani. İnanmıyorum diyorsunuz. Veya yoktur diyorsunuz ve bu kadar. Yani o tabii bu herkesin ayrı sebepleri olabilir. Şu yüzden ben ateist oldum, bu yüzden dinsizim, bu yüzden deistim, panteistim ve agnostiyim diyebilir. Kişiye sormak lazım onu. Size sormuş olalım. Benim düşüncem şu anda, ben kendime hem ateist diyorum hem agnostik diyorum aynı anda. Agnostik ne demek? Agnostik bilinemezcilik olarak geçiyor. Türkçe karşılığı. Ateistin de ateizmin de tanrı tanımazlık olarak geçiyor Türkçesi. Ben bu iki tabirle de Türkçesi hakkında çok mutlu değilim mesela. Çünkü mesela ateizm tanrı tanımazlık diyor. Tanrı, hani tanrı var da biz tanıyamıyoruz görünce falan gibi bir bana öyle bir şey çağrıştırıyor. O yüzden çok hoşlanmıyorum. Siz tümden yok diyorsunuz. Yani ben hem agnostik hem ateist olduğum için bütün tanrılar, olabilecek her tanrı tanımı kesinlikle yoktur, olamaz falan demiyorum. Ama çünkü öyle bir tanrı tanımı yapılır ki, birisi yapar öyle bir tanrı tanımı, onu öyle bir yere gizler ki ben onu çürütemem ve çürütemediğim için de kesinlikle yoktur demem. Ama yani ben inanmıyorum, bu senin iddiaların bana bir şey ifade etmiyor, tutarlı değildir falan derim. Negatif bir tavır alırım. Yine o sırada negatif ateist de olurum. Ama negatif tavır alan bir ateist olurum. Yani ateizmin hem pozitif ateist hem negatif ateist kısmı var. Var yani, bana göre var, en azından öyle söyleyeyim. İşte Britannica'yı açarsan filan, Stanford Ansiklopedi of Filosofi'yi filan açarsak oralarda bir şeyler var. Yani en azından Wikipedia'da yazıyor mesela böyle. Ama yani tabii herkes buna katılmak zorunda değil. Öyle deyince de, pozitif negatif deyince de bazı ateist arkadaşlarımız siz bizi bölmeye çalışıyorsunuz diyorlar. Haklı olarak. Oradan daha büyük tartışmalar çıkıyor filan. Bu eksik. Peki. Yani ateizm dediğim gibi çok basit, sade. Ateizm insanı özgürleştiriyor. Yani o dinin dogmasından sizi çıkarır. Ondan sonra ne yapacağınız kendinize kalmıştır. Yani o yüzden zaten ateistleri bir kefeye koyamıyoruz. İşte ateist dediğin şöyle olur falan. Ateist adam bunu yapar falan. Yok öyle bir şey yani. Her şeyi yapabilir. Yani iyi şeyler olabilir, kötü şeyler olabilir. Bu tabii neyin iyi, neyin kötü olduğu da kişiye göre farklılık arz edebilir. Yani ateizm bizim bu dernekleşme sürecinde ve bundan önceki süreçlerde de gördüğümüz üzere pek birleştirici bir şey değildir. Yani özgürleştirici bir şeydir ama birleştirici çok değildir. Çünkü bir sürü insanları... Ateistleri de birleştirmiyor galiba. Tabii birleştirmiyor yani. Biz ne yaptık? Salt ateizm ekseninde bilimsel bir duruşla bu derneği kurmak için yola çıktığımız için o bölünmeleri yaşamadık çok. Kararlı mısınız bu dernekte? Yani yarın derneği kapatır mısınız? Ya sıkıldık, derneğe gerek yok, kendi aramızda bile birleşemiyoruz der misiniz? Aynen. Yani hiç çok kararlıyız. Daha zaten gençsiniz de. Kararlıyız. Yani bir kapımız var artık, ateistlerin, dinsizlerin çalacağı bir kapı var. Bakın, bize daha ilk günden ofisimizi açmayı bile beceremediğimiz günlerde, çünkü iş çizelgesini tam yapamamıştık falan. Günde 15-20 kişi geliyor. Mesela bir arkadaşımız sağ olsun İzmit'ten kalkmış, gelmiş elinde pişmaniyesiyle. İyi ki kurdunuz derneği, artık bizim de bir yerimiz var filan. Ankara'dan yani, gelen oldu, Ankara'dan, Edirne'den, gelen, Bodrum'dan. Yani çok ilginç yerden. Yani. Hakikaten gözlerimiz yaşarıyor filan bunları görünce. Van'dan mesaj atan var filan, değil mi? Şimdi evet. Bazı inançların zenginlik ve fakirlikle de ilgisi olduğu söylenir. Mesela çok zengin olsanız ateist olur muydunuz yoksa inançlı mı olurdunuz? Ya da tam tersi, çok fakir olsaydınız ne düşünürdünüz? Gelir düzeyiyle ilgisi var mı inancın size göre? Yok. Kim cevaplasın? Sırayla Ürün Hanım yok dedi. Ben zamanının orta gelirli bir, çünkü memur
annem de babam da. Şu an çünkü orta sayılmıyorlar. Malum hayat pahalılığı ve emekli maaşları falan. Ama zamanın orta gelirli ailesinin çocuğu olarak büyüdüm ve ben kendi etrafımda gördüğüm kadarıyla ekonomiyle bir bağlantısını kuramam. Eğitimle bağlantısını tabii ki kurabiliriz ama şöyle şeyler var çünkü biz etrafımızda görüyoruz, bize insanlar hikayelerini anlatıyorlar. Bir çiftçi belki ekonomik olarak dar gelirli diyebileceğimiz bir insan ve bugün vardı mesela bize gelen ziyaretçilerimizden bir tanesi. Çok zengin üyeniz var mı? Var, evet. Çok zengin diyemem ama mesela bize yine gelen ekonomik durumu son derece iyi insanlar da var. Çünkü ziyaretlerine geldikleri zaman onların hikayelerini dinliyoruz. Kim olduklarını tanıyoruz. Ve oradan size diyebilirim ki dar gelirlisi de var. İyi düzeyde ekonomik geliri olan da var. Aslında aynı soruyu Adnan Hoca'ya da sormak isterdim. Adnan Hoca ve yanındakilerle ilgili ne cevap verecek diye. Mesela siz ne dersiniz? Gelir düzeyiyle ilgili sizi etkileyen bir durum var mı ateizm açısından? Şimdi direkt bir bağlantıdan söz edemeyiz tabii ama şöyle bir durum, daha çok böyle 20. yüzyıla kadar konuşursak o zaman şöyle bir durum oluyor. Hani ancak çok parası olan işte bir öğretmen tutup eğitim alabiliyordu ya da ancak parası olan kitap alabiliyordu, okuyabiliyordu. O yüzden hani enformasyona ulaşmanın yolu paraydı. O belki hani bu şekilde ha, o açıdan dolaylı sormuyorum. Ama şu, biraz daha açayım isterseniz. Hı-hı. Yani ya ben de çalışıyorum, fakirim. Ya Allah varsa niye hep başkasına veriyor, o zengin oluyor da ben bu kadar çalışıyorum, çabalıyorum, ben de yok. Demek ki Allah yok gibi bir düşünceye mi kapıldınız, kapılır mıydınız? Yoksa ya ben zaten çok zenginim, kimseye yalvarıp bir şey isteyecek durumum yok. Zaten bende para var deyip de ateist olunabilir belki. O açılardan sordum. Yok, öyle bir bağlantının olduğunu zannetmiyorum ve önceki dolaylı olayda bile artık hani bilişim çağında olduğumuz için artık en kötü ihtimalle birkaç kuruş verip bir saat internet kafede oturup bir şeyler okuyabiliyorsunuz. Artık hani bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. O yüzden artık o dolaylı hani olay bile o dolaylı yollarla hani eğitim farkı işte şey yüzünden ekonomik sıkıntı yüzünden gelen eğitim farkı da daralıyor. Anladım. Hani, peki. İzleyicilerimizle bir bilgiyi paylaşayım. Sevgili seyirciler, en başta oturan Ürün Hanım, Ürün Desen ve benim yanımda oturan Selin Özkohen Hanım program öncesi konuşurken ceviz kabuğunu bilmediklerini... Hayır. Nasıl tam olarak? Ceviz kabuğunu bilmez olur muyuz? Yeni programımızı izlemedik. Hayır, yeni program. Evet. Peki. Sanki ben onu şöyle anladım. Yok, yok. Ceviz kabuğunu fazla bilmiyoruz. Biz belgeseller izliyoruz. Yok. Dediniz de ben de biraz ceviz kabuğu formatına alışın diye size böyle yavaş yavaş sorular soruyorum. Kendi adımı ayıp etmiş olurum öyle bir şey. Kanalınızı yeni tanıyoruz. Yeni bir kanalmış malum. Ha, bu kanal olarak peki o manada söylemiştiniz. Peki Tolga Bey, ateizm insanı özgürleştiriyor dediniz. Evet. Nasıl özgürleştiriyor? Ne yapıyor mesela? Şimdi din dogmatiktir biliyorsunuz. Yani ne demek dogmatik? Kalıplaşmış, değişmez. Asla kabul. Tartışmaya açık olmayan kurallar vardır. Şimdi bu kurallardan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani mesela fikri olarak özgür, düşüncenizi tabii, mi tabii, özgürleştiriyor? Tabii tabii, düşüncenin özgürleştiriyor. Yoksa yaşantınızı değil. Yani yaşantınızı da özgürleştirebilir. Yani dini vecibeleri yerine getirmek için bir zaman harcanıyor sonuçta değil mi? Dua ediliyor, namaz kılınıyor filan. Siz de bunu anlatmak için bakın burada zaman harcıyorsunuz. Olabilir. Ve yani, dernek kurdunuz. Siz de ateizmi anlatmak ve... Evet. Sizin ifadenizle kurumsallaştırmak için zaman harcayacaksınız. Yani her yerde var. Tabii yani ben kötü bir şeymiş gibi söylemek istemedim onu ama yani mesela onlardan vazgeçiyorsunuz ve o zamanı belki daha iyi değerlendirebilirsiniz. Bilmiyorum yani. Ama önemli olan o fiziksel aktiviteden çok zihinsel durumun. Yani artık dogmalardan, kalıplardan kurtulup başka şeylere yönelmek. Yani kendi din, kendi ahlak, vicdan anlayışınızı oluşturmak. Yani orada kitapta yazılanları ezberleyip bunların hepsi çok iyi, ben bunları yaparsam iyi insan olacağım demek değil de ben nasıl bir insan olmak istiyorum, bana göre iyi nedir? Bunlara kafa yormaya başlamak. Yani ahlak, mevcut ahlak anlayışını sorgulamak. Bu mudur acaba? Yoksa daha iyi bir kendime göre daha iyi bir ahlak anlayışı üretebilir miyim diyebilmek filan. Şimdi dindarsanız çok sınırlısınız yani bu konuda. Kutsal kitaptan çok fazla uzaklaşamazsınız yani.
Evet. Peki hem ateistim hem agnostiyim dediniz. Evet. Şimdi agnostiğin tanımına bakınca evet. şunları görüyoruz. Siz de söylediniz. Hı hı. Bilinemezcilik, evet. bilinmiyorculuk. Evet. Yani bilinmiyorculuk bence daha evet, anlamlı. Bilinmiyorculuk. Biz evreni ve yaradan varsa onu bilemeyiz düşüncesi. Doğru. Ama ateizmde bir kesinlik var, ötekinde evet. yok. Siz nasıl yani kendinizden emin değil misiniz? Hem hı-hı. olabilir bilmiyoruz, açık hem diyeyim. Kesin olarak biliyoruz evet. Tanrı yoktur. Şimdi, nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi ateizmde de agnostisizmde de bir kere ikisinden de bahsetmek için yani Tanrı tanımazlık veya bilinmiyorculuk, bilinemezcilikten söz etmek için ortada bir Tanrı tanımı olması gerekir. Ortada bir Tanrı tanımı olacak. Şimdi ben mesela kendimkini söyleyeyim. Neden kendime hala agnostik diyorum? Neden ateist diyorum? Şimdi ben bu İbrahimi dinlerin Tanrısı hakkında pozitif ateistim. Öyle bir Tanrı'nın var olması bana göre mümkün değildir. Negatif olunca ne oluyordu? Ben inanmıyorum, reddediyorum, saçma buluyorum falan. Ben diyorum, kesin bir dille diyorum ki İbrahimi dinlerin Tanrısı var olamaz. Bu pozitif bir ateist tavır. Şimdi o tanrı kavramı konusunda ben agnostik değilim yani. Ama başka bir tanrı olabilir mi? Mesela deizmin tanrısı. Deizmin tanrısı da yine tanımlayan vatandaşa göre değişir. Bana öyle bir deistik tanrı tanımlar ki birisi, ben ona ya olabilir böyle bir tanrı. Yani en azından akıl mantık çerçevesi içerisinde, bilimsel çerçeve içerisinde böyle bir tanrı oraya koyulabilir. Sanki siz tanrının tanımına karşısınız gibi oldu şimdi. Ya şimdi Tanrı yani bana iyi tanımlarsanız kabul ederim gibi. Efendim? Hayır kabul ederim demiyorum. Agnostik olurum diyorum yani. Ben deizm tanrısı konusunda agnostiyim mesela. Olabilir öyle bir tanrı. Yani bilimsel skala içerisinde, çerçeve içerisinde. Ama öyle güçsüz ve zayıf bir tanrı ki o. Ona niye tanrı denir mesela? Onu ben tam bilmiyorum. Şimdi tabii derneği kurduğunuz derneğin adı Ateizm Derneği. Evet. Mutlaka ateist olacaksın diye bir şey yok. Ne dediniz hep beraber? Agnostikleri de alıyoruz, deistleri evet. de alıyoruz. Hatta evet. inançlar da olursa onları agnostik da alırız. Agnostik ateist başkan var, daha ne yapalım yani? Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Şimdi bilimsel bilgiyle yola çıktığımız için pozitif ateizmde özellikle elimizdeki bilgilerle biz eğer Tanrı var, yok diyebiliyorsak elimizdeki bilgilerle de bunun bir yere kadar olmadığını kanıtlayabiliyoruz aslında. Yani bize şu ana kadar 4000 küsur dinde anlatılan Tanrı'nın olmadığını. Dinlerin sayısı 4000 tane miymiş? Aşağı yukarı değil mi? Aşağı yukarı. Yanlış bilmiyorsam. 2800 tane din, 4000 tane Tanrı. Son şeyimize. Biz bu verilerle, bunlara bir yoktur diyebiliyoruz. Yani ateizm olarak. Fakat işte Tolga'nın da dediği gibi bilimsel bilgiye eğer hayatınızda baz alıyorsanız, bilimin de kesin yoktur dediği bir şey söylenemez evet, aslında. Yani bir yokluktan bilimde bahsediyoruz. Bilimde kesin olmaz veya yok diye bir kavram evet, yok. Evet, şu ana kadar çünkü bilim yok dediğine yarın yani var diyor, aslında, icat, buluş. Olabilir aynen. diyebilir yani. Agnostisizm de bu yüzden var zaten. Yani bilimsel bilgiyi hayatının merkezine o kadar yani, kapı bırakmak değil aslında. Hayatının merkezine o kadar koyar ve o bilgiyi o kadar önemsersen eğer kolay kolay da bir şeye yoktur diyemez hale geliyorsun. Burada ama dediğim gibi olay şu ana kadarki tanrılardan bahsetmiyoruz biz. Hayatın nasıl başladığı, dünyanın nasıl oluştuğu, birçok galaksinin nasıl oluştuğunu biliyoruz. Ama bir yere kadar bilinebiliyor. Oralarda kafalar biraz karışmaya başladığı için, bilim bir yere kadar açıklayabildiği için aslında Tanrı değil. Yani olayın nasıl başladığıyla alakalı bilgimiz yok henüz. Şimdi dini ve tabii ki Tanrı'yı İslamiyet'te bile farklı açıklıyor ilahiyatçılar. Yaşar Nuri Öztürk'ün anlattığı, İslamiyet'in inandığı Allah ile Karaman Hoca'nın anlattığı İslamiyet'teki Allah birbirinden çok farklı. Evet. Şimdi her ikisi de kutsal kitaba, Kur'an-ı Kerim'e bakıyor. Aynı gözle iki gözü var, beyni var. İkisi de ilahiyat hocası olmuş. Hayrettin Karaman. O baktığı yerde başka bir şey görüyor. Bize diyor ki hepimize Allah budur, bunu istiyor diyor. Hı. Yaşar Nuri Öztürk de aynı yere bakıyor. Arapça yazıya. O bakıyor diyor ki evet Allah var diyor. Allah bizden şunu evet. istiyor diyor ve ikisi farklı şey söylüyor. Doğru. Yani bunu yıllar evvel Profesör Hüseyin Atay, Yaşar Nuri Öztürk'ün de hocası.
demişti ki üç tane din var aslında ya da üç tane İslami. Bir Allah'ın indirilen din, bir uydurulan din, bir de indirilen, uydurulan, bir de halkın, pardon ulemanın dini dedi. Şimdi ulema dediği ilahiyat bilginleri. İlahiyat bilginleri farklı bir şey söylüyor. Bazen de bize söylemiyorlar her şeyi. Çünkü ben çok yakından biliyorum. Kimilerinde sizdeki cesaret yok. Bana bir ilahiyat profesörü yıllar evvel, böyle programda konuşuyoruz, reklam arasında dedi ki, çok tanınmış bir ilahiyat profesörü, şimdi adını vermeyeceğim, vermeyince de ötekiler diyecek ya adını ver biz niye zan altına kalıyoruz ama vermeyeceğim adını. Allah bize dedi, bazen böyle madik atıyor dedi ilahiyat profesörü reklam arasında. Burada stüdyoda canlı yayına girdiğimiz zaman İslamiyet'i anlatıyor. İslamiyet'i sular seller gibi anlatıyor, propagandasını yapıyor ama reklam arasında ben dedim ki sorduğum bazı soruların yanıtını alamadım deyince sen haklısın dedi, Allah bize bazen madik atıyor dedi, biz onu söyleyemiyoruz dedi. İlahiyat profesörü bunu söyleyen. Şimdi o yüzden dedim, profesör de olsa bazen sizdeki cesareti onlarda görmüyoruz. Bir de ilahiyatçı olunca oraya gelene kadar oturduğu bir makam var, değil mi? Toplumdaki saygınlığı var, yeri var. Bundan yoksun olmak istemiyor insanlar. Siz rahatlıkla söylüyorsunuz, onlar söyleyemiyor. Hem ateist hem agnostik dediniz. Ben önümdeki notlardan biraz tanımlama yapayım. İtirazınız varsa siz söyleyin. Şimdi ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımı diyor. Kabul ediyor musunuz? Peki. Evet. Wikipedia galiba değil mi? Birçok kaynakta var. Hemen hemen hepsinde aynı evet. tanımlar var. Deizm. Evet. Evreni yaratan Tanrı'nın, yani bir Tanrı var diyor, evreni yaratmıştır diyor deistler. Bu Tanrı sonradan insanlığa ve evrene müdahalede bulunmuyor. Yani biz yaratıcıyı kabul ediyoruz ancak dinleri kabul etmiyoruz diyormuş deistler. Doğru. Ekleme yapabilir miyim? Tabii tabii. Deizmde şunu görüyoruz ama çok kişisel olduğunu görüyoruz Tanrı'nın. Nasıl? Çünkü dinden çıkıyor bir tam kere tersine. Birey. Tam tersine ama buradaki tanım kişiselliği tam tersine. Yani yaratmış bizi ama karışmıyor. Mesela başınızı örtüne karışmıyor. Miras hukukuna karışmıyor. Yolda nasıl yürüyeceğimize, devleti nasıl idare edeceğimize karışmıyor diyor deistler. Yani aslında, çok bireysel değil aslında. Aslında kurmuş düzeni geri çekilmiş. Deistler öyle söylüyor. Evet. Kitapları tanımayıp dinden çıkan deistlerde şunu görebiliyorum. Bir de dediğim gibi çok fazla insanla da konuşuyoruz. Bu zaten kaynaklarda da çok farklı deizm tanımları da var. Şu var, insanlar tanrılarını kişiselleştiriyor. Bazıları tanrının müdahil olabileceğini düşünüyor, onları izlediğini düşünüyor. Hatta tanım olarak da deizmde geçen bir şey bu. Reenkarnasyona inanıyor, ruhun tekamülüne inanıyor ve mevcut hayatındaki iyi ya da kötü insan olarak hayatını sonlandırışından sonra tekrar dünyaya burada yaşadığı hayatla, hayatta aldığı puanla gelebileceğini düşünüyor. Yani iyi bir hayat yaşarsa daha üst bir, yani tekamül edecek ruh ve daha üst bir pozisyona daha iyi bir hayat yaşayacağını bunu düşünüyor. Bunu kim söylüyor? Deistler. Deizmlerin, deizmin tanımlarından bir tanesinde reenkarnasyon var ve şey var, ruh tekamülü var mesela. Ama bir tanesi, bir tanım asla şeyin olmadığını söylüyor. Ahiret. Bir takibin, bir gözlemin olmadığını. O yüzden şunu görüyorum yani ben İslamiyet'e deizmde. Biz diyoruz ki sağ ve sol omuzda melekler var, günahı sevabı yazıyor ama orada takip yok. Bir de Allah değil deizmin tanrısı. Daha soyut, daha yani bir kere dinden kopuk. Bunu bir kabul etmek lazım. Yani kutsal kitapları tanımıyor deist. Ama din bir kurallar bütünü. Evet. O deistlerde öyle kurallar bütünü yok. Evet, mantıksız buluyor ve dinden çıkıyor. Evet. Peygamberleri tanımıyor, kitapları tanımıyor. Fakat olayı başlatan, hayatı başlatan bir faktör olarak tanımlıyor Tanrı'yı. Fakat hayatında onu gözlemci olarak tutabiliyor ya da beni gözlemlemiyor da diyebiliyor. Bin tür deizm tanrısı var diyelim. Yani, evet. Bir de biraz şöyle bir durum da olabiliyor. Bazı kişiler. Bin tür mü?
Bin tür. Yani çok sayıda. Çok sayıda manada. Yani kişiye göre değişebilir. Evet. Bazen de gerçekten hani kişileştirme derken bazı kişiler Tanrı'nın nasıl olmasını dilediğini düşünerek yani bazıları yine de hani deisttir ama aslında öyle. Her dinde yani semavi denen dinlerde de herkes bir kutsal kitap olsa da yine kafasındaki gibi düşünüyor. Bu evet. İnsanoğlunun ya da yorumlama şekli diyebiliriz özelliği. Aslında buna. Evet. Yani bazıları yine de hani tamam işte yaptıklarımızı karışmıyor. Hani deizm tanrısına inanıyorlar. Ama yine de bir eninde sonunda bir ilahi adalet olacaktır diye düşünüyorlar. Bazıları ise tamamen işte Tanrı yaratmıştır, bırakmıştır. Ahiret filan da yoktur diyorlar. İşte o zaman deist oluyor. İkisi de deist işte. Hani yine deizm tanrısına inanıyor. Kitaplara, dinlere, peygamberlere inanmıyor. Ama yine de o deizm tanrısının bir adalet getirici, adalet getirme unsuruna sahip olduğuna inanıyorlar bazen. Peki. Agnostik olmayı söyledik. Bilinemiyorculuk dedik. Onun bir alt kolu evet. varmış. İgnostisizm. Evet. Bir örnekle yani, açıklarsak. Tabii. Şimdi agnostisizmi de güçlü ve zayıf olarak ikiye ayırabiliriz. Agnostikler kusura bakmasınlar. Bölmeye çalışmıyorum onları. Zayıf agnostik eldeki verilere bakarak mevcut ve söz konusu tanrı tanımına bakarak. Yani agnostik deyince Tanrı konusunda agnostik olacak demek değil. Bakın ben mesela dedim İbrahim'i Tanrı konusunda agnostik falan değilim. Gayet pozitif ateistim yani. Yani Hazreti İbrahim'in anlattığı Tanrı'yı daha makul görüyorsunuz. Hayır. Yani şöyle anlamadım. Bakın ben semavi dinler demekten kaçındığım için İbrahim'i dinler diyorum. Çünkü tek semavi tanrı denince göklerden indiği. Ama semavi dinleri savunanlar da bizim temelimiz İbrahim'e dayanıyor diyor. Aynı diyorlar şey. Doğru. Aynı şey. Ben İbrahim'i diyorum. Hepsi İbrahim'den kaynaklandığı için. Üç büyük monoteist şimdi, dinler diyorum. Üç evet. büyük monoteist. Büyük derken tabii yani. Sayı açısından. Üç büyük monoteist evet. yani tek tanrı. Evet. Büyük derken hani. Monoteist. Mono. Tek. Yani inananlar açısından Seizm, bakarsak evet. 2 milyar 1.3 milyar ve 20 milyon var. O açıdan hani ne kadar büyük tartışılır. Musevi diyorsanız 20 milyon da değildir. Ancak öyle 15 bir şey. Milyon filan. Öyle bir şeyler. Yani neyse ben konuya dönecek olursak şu var. Zayıf agnostik der ki şu andaki eldeki verilerle ve bana sunduğunuz bu tanımıyla bir sonuca varılamazlar. Elde yeteri kadar bilgi yok. O yüzden ben buna ne vardır diyebilirim, ne yoktur diyebilirim. Ben buna bir şey diyemem diyor. Yani agnostik bu bilinmiyor diyor. Bunun varlığı yoktu bilinmiyor diyor. Güçlü agnostik ise bir adım daha öteye gidiyor. Ve diyor ki bu anlattığınız Tanrı'nın bir kere Tanrı kesinlikle bilinmez diyor. Yani bilinemez diyor. Bizim hayalimizin işte aklımızın fikrimizin dışındadır, ötesindedir. Bizim aklımız neredeyse ermeze getirenler var bazı agnostikler. Derler yani çok net bir dilde kesinlikle bu Tanrı'nın ne varlığı ne yoktu bilinemez. Peki. İşte o bilinemezcilik oluyor. Tamam. Ben de önümdeki notlardan hemen tamamlayayım. Güçlü agnostikler ben bilmiyorum, sen de bilmiyorsun dermiş. Aynen öyle. Sen de bilemezsin evet, der yani. Ben bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Evet. İgnostikler ise bilmiyorsunuz, karşıdakine söylüyor. Bilmiyorsunuz, üstelik bilmediğinizi bile bilmiyorsunuz doğru. dermiş. Bence doğru. Bir de apeteizm var. O da evet. dine karşı duyarsızlık. Yani evet. din ve tanrıyla ben ilgilenmiyorum, umursamıyorum diyenler apeteistler. Doğru. Yani bana ne diyor? Evet. Varsa var. Beni ilgilendirmiyor, evet. hiç ilgimi çekmiyor. Bir de panteistler var. Evet. Tamamlıyorum. Onlar da doğa tanrıcılık. Doğaya evet. tapıyor. Doğru. Yani evren tanrıdır, tanrı evrendir. Evrenin tamamını tanrı olarak görüyor. Aynen doğa öyle. İnancı var. Bunlar da panteistler. Peki küçük bir ara verelim, soluklanalım. Sonra bu ateizmin ayrıntılarıyla yüzlerce soru birikti. Ben de belki o arada izleyicilerimizin sorularına bakma olanağı bulurum. Az sonra buradayız.